Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Ali Rıza Başkanım Bey'e kürsüye arz ediyoruz. Sayın milletvekillerim, sayın milletvekili adaylarımız, değerli Kayseri İl Teşkilatı Yönetim Kurulu üyeleri, değerli Savunan İlçe Yönetim, İlçe Başkanımız, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, ilçe kadın kurulları, değerli basın, saygılı, saygıdeğer Savunan halkı, hepiniz İşme Suyu ishal hattımızın açılış törenine hoş geldiniz. Bilindiği üzere ilçemizin şehir şebekesinden ilk içme suyu 1978 yılında proje edilmiş, ilçemize 18 kilometre mesafede olan Ebru Hayır köyümüzden 4 ana gölçik ana kaynaktan içme suyu ishalatı ilçemize taşınmaktaydı. Bu proje toplam 14 bölü saniye su projesiyle ana ishalatına ilçemize taşınmaktaydı. Bu su içmede, kullanmada belki ihtiyacımız karşılayacak ancak sulama amaçlı kullandığı için yetişmiyordu. Daha sonra İller Bankası Genel Müdürlüğümüzden Sayın Hidayet Aykutsoğlu'dan talebimiz üzerine ilçemizin su ishali hattının yenilenmesi, asbest borusu olan insan sağlığında menfi yönde etki eden borularının değiştirilmesi, savunan halkına hijyenik bir ortamda su içebilmesi arzusuyla bu talebimizi ilettiğimizde sağ olsunlar bizi kırmadılar. %100 hibe kapsamı almak suretiyle toplam 32 kilometre su ishali hattını bize kazandırdılar. Bu amaçlı bu katkılarından dolayı Sayın İller Bankası Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca alınan karar doğrultusunda bizlere ihale aşamasından ta ki kesin hesap dönümüne kadar bizleri yalnız bırakmayan 9. İller Bankası Bölge Müdürümüz Sayın Sömet Asa Bey ve Yönetim Kurulu arkadaşlarına, çalışma grubu arkadaşlarına ilçemiz halk adına şükranlarımızı boş bilir. Teşekkürler ederim. Sayın Vekilim, biz bu teknik konulara herhalde sizler ve bölge müdürümüz girecekler, ben detaylandırmadan, biz ayrıca konuşmamız çok uzatmadan, biz ihale bedelinin %20 keşif bedelinde talep ettiğimiz takdirde İller Bankası Genel Müdürü onu da kabul ettiler. Ayrıca 4 tane ana su kaynağımızdan 3 tanesini 370 metre drenaj çalışması yapmak suretiyle hem suyumuzun kaç 10 litre bölü saniye su arttırdık. Ayrıca insan sağlığını içme noktasında mil kokusu olan, yani yöre halkı bilir, kara durmuş mevkiindeki suyu da hijyenik bir ortama kavuşturmak için drenaj çalışmasının en teknik açıdan jeologlarımızla beraber çalıştık. Oradaki suyu da içilebilir duruma getirdik, ilçemize taşıdık. Ben bu konuşmamı burada sonlarken hepinize saygılar sunarım. Bu hizmetin ilçemizde hayırlı olmasını Yüce Allah'tan dilerim. Konuşmalarından dolayı ilçe başkanımız Ali Rıza Bey'e şükranlarımı sunuyoruz. Şimdi İller Bankası Bölge Müdürümüz Sönmez Ata Bey konuşmalarını yapmasını rica ederim. Sayın milletvekillerim, sevgili Sarıolanlılar, kıymetli misafirler, şahsım ve bölge müdürlüğüm adına hepinizi saygıyla selamlarım, hoş geldiniz diyorum. Sarıolanımızın içme suyu gerek şebekesinde gerekse ihsali hattında problemleri vardı. Belediye başkanımızın talebi üzerinde yerinde değerlendirme çalışmaları yapıldı. Ve sorunun çözümüne yönelik hızlı bir şekilde işe İller Bankası'nca el kondu. Buraya yapmış olduğumuz tesisle ilgili kısa bilgi arz edeceğim. İşe 27.04.2010 tarihinde başlandı. Projemizle Sarıolan'ın içme suyu sorunu 40 yıl perspektifi
hiçbir sorun yaşamadan projelendirildi ve sağlıklı suya kavuşturuldu. Proje hedefimizde 16.171 kişiye hitap edecek bir suyumuz. Şu anda 21 litre saniye, tüm şebekelerimizde saniyede 21 litre su vermekteyiz. Yapılan tesisler ishal hattı 225 adeta borudan 16 atıya dayanıklı 6250 metre asbest boruyu değiştirdik, sağlıklı ve hijyenik bir sistem kurduk. Toplam şebeke uzunluğumuz 31.750 metre, yaklaşık 32 bin metre hat döşedik belediyenin tüm yerleşim birimlerinde. İşin, tesisin maliyeti 1 milyon mal oldu ve bunda tamamı İller Bankası'nın hibe kaynaklarından karşılanmış oldu, belediyemize yük getirilmemiş oldu. Tesisle birlikte Ebu Hayır mevkinde bulunan drenajlarla 10 litre saniye ilave su ileriki ihtiyaçlarda karşılamak üzere 10 litre saniye su ilave edildi ve bir bütün halinde hizmete sunuldu. Sayın milletvekillerim, değerli Sarıoğlanlılar, bu tesisin milletimize, Sarıoğlanımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Saygılar, sevgiler. Konuşmalarından dolayı İl Bölge Müdürümüz Sayın Atabey'e şükranlarımızı arz ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Sayın Kayseri Milletvekilimiz Yaşar Karaevli kürsüye arz ediyoruz. Saygıdeğer milletvekilim, değerli il yöneticisi arkadaşlarım, ilçe başkanımız, belediye başkanımız, il yöneticisi üyesi arkadaşlarım, saygıdeğer hazırın, Sarıoğlan'ın güzel insanları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sevgiler. Saygıdeğer hemşehrilerim, burada yapılan şeyler içinde olduğunuz için çok fazla görmüyorsunuz. Ama Sarıoğlan büyüyor, gelişiyor, değişiyor. Bu kaldırımlar, bu asfaltlar 1954'ten beri ilçe olan Sarıoğlan'da çok fazla gördüğümüz, alışık olduğumuz şeyler değildi. Ama istikrar sürdüğü müddetçe, hem siyasi istikrar hem de ekonomik istikrar sürdüğü müddetçe bütün ilçelerimiz Sarıoğlan'da dahil olmak üzere gelişiyor, değişiyor ve gerçekten büyüyor. Buralarda iş imkanı yeniden şekilleniyor. Ulaşım kolaylaşıyor. Şu anda 3 kilometrelik geliş istikametindeki Sivas bağlantı yoluna olan kısım çift yol olarak karayollarımızca sıcak asfalt yapılacak. Bunun takibini yapıyoruz. Mevsim şartları müsait olunca inşallah. Değerli belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İlçe başkanımıza teşekkür ediyorum. Katkısı olan bütün arkadaşlara, bölge müdürlüğümüze, başta Hidayet Atasoy Bey olmak üzere bölge müdürümüze dahil bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz. Ebu Hayır'dan buraya gelen su şehrimize inşallah uzun dönemler yetecek. Şu anda 17 bin insana içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Bundan sonra su sıkıntınız olmayacak. Nitelikli bir suya kavuşmuş oluyoruz afiyetle için. Saygıdeğer hemşehrilerim, iktidarımız döneminde burada sağlık ocağı hastane olarak tamamlandı. Şu anda spor salonumuz yapılıyor. Bunun dışında yeşil saha olarak şu anda başkanımız çocuklarımızın spor yapmaları için sahamızı tamamladı. Bunun dışında şehir içerisindeki şebekeler tamamlandı. Atık su işini halletti. Şu anda kum kamyonlarının şehrin içine girmemesi için devlet demir yollarıyla gerekli çalışmaları yaparak bundan sonraki kamyonlar şehir içerisine girmeden şehrin dışından gidecekler. Böylece hem görüntü hem de gürültü kirliliğinden Sarıoğlan kurtulmuş olacak. Saygıdeğer hemşehriler, şu anda yurt binanız inşallah yapılacak. Bunun dışında adliye sarayınız
kısa zaman içerisinde yerleri tamamlandı, projesi hazırlanıyor. Onun da temelini inşallah önümüzdeki aylar içerisinde atacağız. Biz buraları birebir takip ediyoruz. Çok çalışkan bir belediye başkanımız var, ilçe başkanımız var. Bütün sorunları bize getiriyorlar. Biz de kamu kaynaklarının buralara gelmesi için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Biz bunları yaparken bir de şehrimiz dahil buralarda bulunan bazı arkadaşlarımız da hizmeti istemeyenler de çekemezlik gösteriyorlar. Biz onları hoşla karşılıyoruz, olsun. Bize muhalefet de lazım ama yapıcı muhalefet lazım, yıkıcı değil. İftira atan, çamur atan, doğruları yanlış gibi gösteren muhalefet de kimseye yaramaz. Onun için muhalefet bu ülkeye lazım. İlahi ömür kıyamet iktidarda kalacak değiliz ama arkamızdan gelecek olan muhalefetin de güzel işler, iyi projeler üretmesi gerekir. Çamur atan bir proje muhalefet yerine proje üreten bir muhalefet lazım. Onun için siz bu çamur atanlara aldırmayın. Oylarınızı öldürmeyin. Bu hem de seçim satım halinde 12 Haziran'da sandık başına da gideceğiz. Tekrar sizlerle burada buluşacağız, görüşeceğiz ama şimdiden bunları söylüyoruz ki gerçekten hizmeti kim yapıyorsa, sizin ayağınıza kim geliyorsa bundan sonra da tercihlerinizi ondan yana kullanın. Allah aşkına ben size soruyorum. Bizim dışımızda başka partilerden de milletvekilleri var. Sarıoğlan'a hiç gelenini gördünüz mü? Sesiniz çıkmıyor, gördünüz mü? Yok, gelmediler. O zaman sesiniz çıksın. Onun için hem oylarınızı verirken oyunuzla tercihinizi göstereceksiniz, hem de hizmet edenleri teşvik edeceksiniz. Saygıdeğer hemşehrilerim, akşama kadar biz buradan Çiftlik'e de gideceğiz. Çiftlik beldemizde de, sizin beldeniz, orada da arıtma tesisinin açılışını yapacağız. Bugün başka beldelerimize, köylerimize de uğrayacağız. Allah aşkına şurada Tatıllı köyümüz vardı. Tatıllı köyünün yolunu yaptırmak için bunca zamandır var bu köy. Ama bir yolunu yaptıran olmamıştı ama bu iktidar sayesinde bu arkadaşlarımız, ilçe başkanımız, belediye başkanımız, ilgili meslekçi arkadaşlarımızın takibi sayesinde şu anda pırıl pırıl bir yola kavuştular. Bunları yapan bu iktidar. Bu iktidar nasıl yapıyor bunları? Sizin oylarınızla siyasi istikrar ve ekonomik istikrar olduğu müddetçe bütün köylerimizin yolları yapılacak. Şu anda gitmediğimiz köy yok. İçme suyu olmayan köyümüz yok çok şükür. Ama asfaltlanmayan bazı köy yollarımız var. Onları da inşallah 2011 yılı sonuna kadar tamamlayacağız. Ben bu açılış münasebetiyle sizlere tekrardan teşrifinizden dolayı tüm milletvekili adayı ve milletvekili arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Bu içme suyu şebekemizin hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Güle güle için su kadar aziz olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Milletvekilimiz Yaşar Karayel Bey'e şükranlarımızı arz ediyoruz. Açılış programımız burada sona ermiştir. Şimdi esnaf tezlerimiz yapılacak. Hep beraber şimdi şebeke suyunu burada vanalarını açıyoruz. Sarıoğlan'ı içme suyuna kavuşturuyoruz. Bütün Sarıoğlan hemşehrilerim siz gelin siz. Suyu siz içeceksiniz, buyurun. Ya Allah! Evet, size geçin. Evet. Aldı mı? Allah hayırlı. Ya Allah, bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.
Kapları görüyorum. Kapları görüyorum.